13 Mart 2019 günü 911'e her zamankinden farklı bir çağrı geldi. Clark County 911. Telefonun diğer ucundaki genç adam evde olmadığı süre içerisinde evine hırsız girdiğini ve evinden bitcoinlerinin çalındığını söylüyordu. Bu, Georgia polisinin pek de alışık olmadığı bir ihbardı. Clark County 911. Hey, I was gone for the past week or so and someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zhong, Z-H-O-N-G. Jimmy panik atak geçiriyordu. I'm having a panic attack. Okay. Do you need an ambulance? Jimmy'nin evine giren hırsız $400,000 değerinde Bitcoin çalmıştı. If you had an approximate amount to say the total value was for the money? Probably close to $400,000. Jimmy Çin'den Amerika'ya gelip yerleşmiş göçmen bir ailede doğmuştu. Çocukluk yılları Amerika'nın Georgia eyaletinde Cobb County'de geçti. Babası çoğu zaman işsizdi. Annesi yatılı hemşirelik yapıyordu. Ailesinden pek de sevgi görmedi. Üstelik şişman ve çirkin dış görünüşü yüzünden arkadaşları tarafından sürekli dışlanıyor ve zorbalık görüyordu. Ailesi de bu süreçte onu pek de fazla önemsemiyordu. Ortaokula başladığında annesi ve babası boşandı. Jimmy sosyal kabul arzusuyla yanıp tutuşuyordu ama hiç arkadaşı yoktu. Tutunabileceği tek liman odasındaki eski bilgisayarıydı. Zamanının büyük bir bölümünü odasında bilgisayarın başında geçiriyordu. Ona gerçek dünyadan uzaklaşabileceği bir kapı açıyordu bilgisayarı. Kendi deyimiyle bilgisayar mükemmel bir hayatın hayalini kurmama izin verdi diyordu. O sığındığı liman bir gün ona milyon dolarlık bir servetin kapısını açacaktı. 18 yaşında Georgia Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri okumaya başladığında evden ayrılarak kampüse yerleşti. Böylece ailesiyle bağını tamamen kesmiş oldu. Üniversitenin ilk yıllarında alkol ve illegal madde kullanmaya başladı. Bu onu biraz olsun rahatlatıyordu. Fakat bunlara edinebileceği çok fazla parası yoktu. ...2009 yılında bir programlama forumunda Bitcoin ile ilgili bir postla karşılaştı. Bu, onun belki de hayatının dönüm noktalarından bir tanesiydi. Bitcoin, madencilik fonksiyonu sayesinde Jimmy'ye bilgisayarını ve internetini kullanarak para kazanabileceği bir yol vaat ediyordu. O zaman madencilik yaparak Bitcoin kazanmak bugünkünden çok daha kolaydı. Eski laptopunu kullanarak yapmış olduğu madencilikle o günün şartlarında günlük birkaç yüz Bitcoin kazanabiliyordu. Fakat Bitcoin bugünkünden çok daha değersizdi ve Jimmy'nin kazandığı Bitcoinler pek de para etmiyordu. Bir süre sonra ona pek de fazla para kazandırmadığını düşündüğü için Bitcoin madenciliğini bıraktı. 2011 yılına gelindiğinde Bitcoin'in fiyatı $30 seviyelerine kadar ulaşmıştı. Jimmy bunu duyduğunda 2019 yılında daha Bitcoin ilk ortaya çıktığı günlerde Bitcoin madenciliği yaptığı aklına geldi. Fakat o dönemlerde kazanmış olduğu Bitcoin'lerin bir kısmını hard disk arızası yüzünden, bir kısmını da nereye koyduğunu hatırlamadığı için uzun bir süre bulamadı. O dönemlerde internetin karanlık odası olarak bilinen Dark Web'de illegal ürün satışıyla nam salmaya başlayan Silk Road ortaya çıkmaya başlamıştı. Silk Road, illegal madde, sahte pasaport, sahte kimlik gibi illegal ürünlerin Bitcoin karşılığında satıldığı bir pazar yeriydi. 2011-2013 yılları arasında aktif olarak kullanıldı ve 2013 yılında FBI'ın çalışmasıyla tamamen kapatılıp sahibi hapse gönderildi. Jimmy bu yıllarda illegal madde kullandığı için Silk Road'la tanıştı. 2011 yılında Bitcoin Talk'ta bir konu açarak Bitcoin mixing hakkında sorular sordu. Bitcoin blok zinciri bir dereceye kadar anonimlik sağlasa da tamamen anonim değildir. İşlemler geriye dönük takip edilebilir. Bitcoin mixing işlemi birden fazla kullanıcının Bitcoin'lerini bir havuzda toplayarak burada karıştırılan Bitcoin'lerin tekrar yeni cüzdanlara farklı miktarlarda ve farklı zamanlarda gönderilmesiyle Bitcoin blok zincirinde
bu Bitcoin'lerin sahiplerinin takip edilmesini zorlaştırmayı amaçlayan ve takip edilmeyi bazen tamamen imkansız kılan bir Bitcoin anonimlik servisi. Böylece bu Bitcoin'lerin sahipleri ve bunların harcandıkları yerler gizlenmeye çalışılır. Jimmy de muhtemelen Silk Road'da kullanmak üzere bu servisle ilgili Bitcoin Talk'ta sorular soruyordu. Jimmy, illegal madde satın almak için Silk Road'ı aktif olarak kullanıyordu. Silk Road'dan para çekmek istediği bir gün heyecanla çekim yap butonuna iki kez tıkladı ve Bitcoin cüzdanına iki kez ödeme gönderildi. Bu, Jimmy'nin suistimal edebileceği harika bir açıktı. Jimmy, Silk Road'daki bu açığı gördükten sonra 9 farklı hesapla 140 işlem gerçekleştirerek Silk Road'dan tam 40 bin Bitcoin çaldı. Silk Road'ın sahibinin bunu fark etmesi üzerine platform üzerinden Jimmy'ye bir mesaj gönderdi ve bunu nasıl yaptığını sordu. Jimmy de ona Silk Road'daki açıktan bahsetti. Silk Road'ın sahibi Jimmy'ye teşekkür ederek 10 bin Bitcoin daha gönderdi. O gün bu Bitcoin'lerin değeri 1 milyon dolar civarındaydı. Jimmy artık bir milyonerdi. Cüzdanında 50 bin Bitcoin'i olan Jimmy sizce bir sonraki adım olarak ne yapmıştır dersiniz? Bitcoin Talk'ta yeni bir hesap açarak, içerisinde 50 bin Bitcoin olan cüzdanı da imzalayarak sahipliğini onayladıktan sonra fon yöneticisi olduğunu ve dileyenler için özel uçağıyla Asya'ya gidip piyasa fiyatının çok daha altından Bitcoin alabileceğini paylaşan bir hizmet verdiğini açıkladı. Bir portföy yöneticisi olduğunu açıkladı. Böylece belki de daha fazla Bitcoin elde etmek istiyordu. ...2017 yılı Bitcoin'in giderek popülerleşmeye başladığı ve kullanıcı sayısının ciddi oranda arttığı bir yıldı. Fakat bir sorun vardı. Bitcoin blok zinciri bu kadar fazla kullanıcının işlemini kaldırabilecek boyutta değildi. Bitcoin'de aynı blok içerisinde yalnızca 7-8 işlem gerçekleştirilebiliyordu. Bu da blok zincirdeki işlemlerin aksamasına ve neredeyse göndermiş olduğunuz bir işlemin belki de günler sonra hedefine ulaşmasına neden oluyordu. Bitcoin topluluğu bununla birlikte ikiye bölündü. Bitcoin'in bir fork'a ihtiyacı olduğunu ve blok boyutlarının büyütülmesi gerektiğini iddia eden bir grupla daha geleneksel diyebileceğimiz Bitcoin'in mevcut halinde kalması gerektiğini düşünen bir grup ikiye bölünmüştü. Bu ikiye bölünme daha sonrasında Bitcoin Cash'in doğuşuna yol açtı. Roger Ver, Bitcoin Cash'in en büyük savunucularından bir tanesiydi. Jimmy ise geleneksel tarafta yer alıyordu. 2017 yılında daha henüz fork gerçekleşmeden Jimmy Bitcoin Talk'ta bir konu açarak Roger Ver'e meydan okudu. Göndermiş olduğu postta Roger Ver'e "Senin Bitcoin'lerine karşılık fork'tan sonra bana göndereceğiniz Bitcoin Cash'ler" diyordu. Jimmy, Roger Ver'e bu meydan okumayı gerçekleştirirken postun içine içerisinde 50 bin Bitcoin olan cüzdanı imzalayarak gönderdiği bir işlemi de paylaşıyordu. Bu çok büyük bir meydan okumaydı. Bu da konuyu bir anda inanılmaz popüler hale getirdi. Roger Ver de buna duyarsız kalamazdı. Bir süre sonra Roger Ver postun altına yazarak onun bu meydan okumasını kabul ettiğini paylaştı. Fakat Bitcoin Talk üzerinden Jimmy'ye ulaşmaya çalıştığını fakat Jimmy'ye hiçbir şekilde ulaşamadığını da paylaşıyordu. Bu takas hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fork'un gerçekleşmesinin ardından Jimmy'nin artık 50 bin Bitcoin'ine ek olarak 50 bin Bitcoin Cash'i vardı. Eğer Jimmy meydan okumanın ardından Roger Ver'in mesajlarına cevap verseydi, Bitcoin'in 2018 yılında ulaştığı 20 bin dolar zirvesinde cüzdanında 1 milyar dolar parası daha olacaktı. Bitcoin Cash ortaya çıktıktan hemen sonra Jimmy, Bitcoin Cash'lerini bir borsaya gönderip Bitcoin'le takas etmişti ve eline yalnızca 3600 Bitcoin geçti. Fakat yine de kötü değil, artık 53600 Bitcoin'i vardı. ...2019 yılına gelindiğinde Jimmy uzun bir süredir bir milyoner hayatı yaşıyordu. Özel jetler kiralıyor, arkadaşlarına içerisinde 50'şer Bitcoin olan USB'ler dağıtıyordu. Belki de çocukluğunda özlemini duyduğu arkadaşlıkları o gün sahip olduğu zenginlikle elde etmeye çalışıyordu. 13 Mart 2019 günü 911'i arayarak evine hırsız girdiğini ve evinden 400 Bitcoin'in çalındığını haber verdi. Clark County 911.
Hey, I was gone for the past week or so, and someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zhang, Zhong. Bu onun Silk Road'dan çaldığı 50 bin Bitcoin'in yakalanmasındaki ilk hata değildi. Fakat önceki hatalarının ortaya çıkmasını sağlayacak ilk adım oldu. Daha sonra evine giren hırsızın arkadaşlarından biri olduğu ortaya çıktı. Jimmy, gösterişli hayatıyla arkadaşlarının belki de iştahını kabartmış ve evinden Bitcoin çalmalarına sebep olmuştu. Konuyla ilgilenen dedektif, Jimmy'nin çalınan Bitcoin'lerini ararken ilginç bir detayla karşılaştı. Jimmy Silk Road'dan çaldığı Bitcoin'leri pek de oynatmamıştı. Hatta kullandığı legal borsalara neredeyse hiç göndermemişti. Daha önce Bitcoin Talk'ta Bitcoin karıştırma işlemiyle sorular sorduğunu hatırlıyorsunuz. Jimmy, Silk Road'dan çaldığı Bitcoin'lerin çok küçük bir kısmını Bitcoin karıştırma işlemi sonrasında birkaç kez kullanmıştı. Fakat genellikle madencilik yoluyla elde ettiği legal Bitcoin'leri kullanıyordu. Fakat bir gün legal cüzdanıyla Bitcoin blok zincirine bir işlem gönderirken yanlışlıkla daha önce illegal cüzdanıyla yapmış olduğu işlemi de o işleme dahil ederek imzaladı. Jimmy'nin çalınan Bitcoin'lerinin izini süren dedektif bu detayı yakaladı. Bitcoin blok zincirinde işlemleri geriye dönük takip eden dedektif Jimmy'yi yakalamıştı. Silk Road'dan çalınan ve 10 yıldır izine rastlanmayan Bitcoin'ler Jimmy'nin kontrolündeydi. Üzerine gizli kamera yerleştiren polisler Jimmy'nin evine Jimmy'nin çalınan Bitcoin'leriyle ilgili bilgi vermek için geliyormuş gibi evini ziyaret etti. 50 bin Bitcoin'iniz olsaydı bunu nerede saklardınız? Jimmy bu Bitcoin'leri şu kutunun içinde saklıyordu. Daha doğrusu bu kutunun içindeki şu eski bilgisayarda. Polisler Jimmy'nin evine baskın yaptığında 3.4 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiler. Amerikan hükümeti Jimmy'nin sahip olduğu gayrimenkullere, yüz binlerce dolar değerindeki nakit paraya ve 3.4 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el koydu. Amerika'da görülen davada Jimmy 20 yıl hapisle yargılanıyordu. Avukatının yaptığı savunmada Jimmy'nin bu Bitcoin'leri ele geçirirken o gün Bitcoin'in çok daha düşük bir değere sahip olduğunu, Jimmy'nin çalmış olduğu Bitcoin'leri kullanmadığını ve Amerikan hükümetine teslim etmeye razı olduğunu dile getirerek cezasının indirilmesini istedi. Hakim Jimmy'nin davasında 1 yıl 1 ay hapis cezasını onayladı. Zorlu ve sevgisiz bir çocukluk geçiren Jimmy, ilerleyen yaşlarında internetin ona sunduğu imkanları kullanarak 10 yıldan uzun bir süre bir milyoner hayatı yaşadı. Fakat sonunda yapmış olduğu küçük bir hata onun yakalanmasına sebep oldu. Dava ile ilgili bilgi sahibi olan ve davayı takip eden insanlar Jimmy'nin Bitcoin'lerine Amerikan hükümetinin el koymasına karşı çıktılar. Bu Bitcoin'lerin Jimmy'nin hakkı olduğunu düşünenler de var. Silk Road'dan çalındığı için devletin el koymasını haklı bulanlar da. Fakat Jimmy yapmış olduğu bu hırsızlık ve 10 yıldan uzun bir süre devam eden milyoner hayatının sonunda yalnızca 1 yıl 1 ay hapis cezası alarak bu 10 yıllık hayatının belki de çok küçük bir bölümü için bedel ödemiş oldu. Bugün sizlerle birlikte kripto para tarihinin en sıra dışı ve kimileri için biraz duygusal hırsızlık hikayelerinden birine baktık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.